Evet arkadaşlar, gelelim şimdi de EBOB EKOK problemlerine. <laughs> aslına bakarsanız matematik ya da cebir tarafından daha kolay olmasına rağmen detaylarını iyi bilmeniz gereken bir parça üzerinde duracağız. Şimdi EBOB EKOK problemleri <laughs> bize aslına bakarsanız bütün anlatımıyla beraber şöyle sunulur. Denir ki siz herhangi bir problemi okuduğunuz zaman bu sorunun parçadan bütüne giden sorularda olduğunu görüyorsanız EKOK bulmalısınız. Mesela ne gibi sorular? İşte katı tırmanıyorum, katlıyorum, yapıştırıyorum, büyütüyorum, ekliyorum, dikdörtgeni tamamlıyorum, kareye tamamlıyorum. Yani büyütmekle alakalı olan her şey aslında ekok sorusudur. Ama soru bütünden parçaya doğru gidiyorsa yani kes, yapıştır, parçala, daha küçük parçalara böl gibi bir işlem varsa bu sorular nedir? EBOB sorularıdır denir. Ama bazen sorunun ifadesi içindeki şu durum çok rahat anlaşılamaz. Küp şeklinde bir oda diyelim ki küp şeklinde kutularla dolduracaktır der. Şimdi kutunun doldurmasını bazen ne yazık ki EBOB ve EKOK mu olduğunu yakalayamıyoruz. Biz de sorularda şunu yakalamaya çalışıyoruz. Eğer böyle bir soruda siz eş ya da eşit kelimesini buluyorsanız bu sorunun EBOB sorusu olduğuna dikkat edin. Yalnız soruda mutlaka şuna uyun. Soru içinde en az ifadesi bir kavram belirtmez. Sadece sorunun çözüm yöntemiyle ilgili size bir ipucu verir. Yani en az olması EBOB ya da EKOK olmasını çağrıştırmaz. O yüzden de dikkat edin. Soru içinde eş ya da eşit kelimesi varsa soru EBOB'dur. Yoksa EKOK'tur genellemesini yapabilirim. Şimdi birinci sorudan itibaren başlayacağız. Sorunun içindeki detayları arayacağız. Şimdi soru bize diyor ki. Diyor ki bakalım. Nuket elindeki gülleri 15, 20 ve 24 değerli gruplandığında her defasında diyor. Elinde pardon. Nuket elindeki gülleri 15, 20, 24 değerli demetleyebiliyor diyor. Buna göre Nüket'in elinde en az kaç tane gül vardır diyor. Ben de diyorum ki şöyle önce bir cümleye bir bakalım. Cümle içindeki ifadede şunu yakalayabiliyor muyuz? Eş ya da eşit kelimesi var mı? Baktığınız zaman gülleri 15, 20, 24'erli demetleyebiliyor. Buna göre Nukhet'in elinde en az kaç gül vardır? Eş ya da eşit kelimesi geçmediğine göre bu soru aslında nedir? Bir ekok sorusu. Yani 15, 20, 24'ün ekokunu bulacağım. Peki bu sayıların ekok'u nedir? Şimdi ben çizgi çekmek yerine şunu tercih ediyorum. 15 nedir? 3 kere 5. Değil mi? Şuradan devam edeyim. 20 nedir? 2'nin karesi çarpı 5. 24 nedir? 2'nin kübü çarpı 3. Şimdi biz <laughs> soruların içinde <laughs> özür dilerim. ekok'u nasıl buluyorduk? Gördüğümüz en yüksek kuvvetleri alıyorduk. Buradan 2'nin küpü. Buradan 5. Buradan bakıyorum. 3'lerin içinde mecburen 3. Demek ki 8 kere 5 40 çarpı 3 ne yapar? 120. Şimdi bizim burada bulduğumuz ekok ne? 120. Bazen derste öğrencileri soruyorum. Yani tamam buldunuz. Neyi buldunuz? Ekoku. Tamam da ekok ne? Yani burada amaç ne? Hemen söylüyorum. Nuket elindeki gülleri 15'li, 20'li, 24'lü paketler yapmak istiyorsa elinde en az 120 tane gül olmalı. Yani bulunabilecek gül sayısı en az 120'ymiş. Tabii ki cevap 120 olmak zorunda değil. 120'nin katları da olabilir. O halde şurada anlaşalım. Önce koku bulduğum sayı benim için sorudaki problemin amacı. Burada neyin amacı? 120'nin katları olması kesinlikle ve kesinlikle güllerin tam bölünebilecek sayılarını vermesi için. Şimdi soruyu okuyorum. Nuketin elinde en az kaç gül var diyor. O zaman K'ya 1 verdiğiniz zaman cevap kaçtır? 120. Şimdi niye K'yı yanına yazdınız diye sorarsanız. Tabii ki şunu yüzünden. Peki Nukhet'in elindeki en az gül sayısını sormayıp Örneğin diyebilirdik ki Nukhet'in elinde 500'den fazla gül var diyebilirdi. Ben de kay ona göre değer verdim. Yani katlarını almak zorundayım. O halde birinci örneğimizin cevabı nedir? 120. Çünkü hem 15 hem 20 hem 24'e ne yapıyor? Tam bölünüyor. Şimdi ikinci sorumuzu okuyalım. Diyor ki bana gözlerinin elindeki laleler 16, 20 ve 25'i ile gruplandırıldığında her defasında 5 lalesi artıyor. Buna göre gözdenin elinde en az kaç lale vardır diyor. Şimdi benzer bir soru tarzı hemen cümlede şunu aramanızı istiyorum. Göz ucuyla eş ya da eşit kelimesi var mı? Bulamadınız. O halde diyorum ki zaten şu var. 16, 20, 25'in katları olmalı ki bu sayılar. Daha yüksek çıkmalı ki. Daha çok lalesi olmalı ki bunlara bölülebilsin. O halde sorunun eş ya da eşit kelimesi içer mi anladığım için soru ne diyorum? Ekok sorusudur. Şimdi geldim şuraya. 16, 20 ve 25'e bölünecek sayılar arıyorum. Bu 5 lale fazlası beni şu anda çok alakadar etmiyor. Yani bu fazlalık olan lale miktarı. Demek ki biz 16, 20 ve 25 sayılarının nesini bulacağız? Ekokunu. Şimdi başlayalım. Diyorum ki 16 nedir? 2 üzeri 4. 20 nedir? 2'nin karesi çarpı 5. 25 nedir? 5'in karesi. O halde bu sayıların ekoku en büyük kuvvetleri alıyorum. 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesi. Yani 400. Şimdi burada bulduğumuz 400 ne? Hemen sorusunu soruyorum. Burada bulduğumuz 400 nedir? Lalelerin olması gereken en az miktar. Demek ki elindeki laleler 400'ün katları da olabilir. 400, 800, 1200, 1600. Ama fazladan 5 dairesi arttığı için artı 5 diyorum. Şimdi sorunun en önemli noktası. Gözlerin elinde en az kaç lale vardır diyor. Ben de diyorum ki K'ya 1 veririm. Demek ki cevap nedir? 405. O halde soru gene ekok sorusuydu. Çok rahat bir şekilde bunu eş ya da eşit kelimesinin varlığından yokluğundan bakarak anlayabildik. Geçelim bakalım. 3. soruya. Diyor ki. Cansel çiftliğindeki koyunları 14, 18 ve 20'erli gruplandığında, grupladığında her defasında 7 koyunu artıyor. Şimdi diyor ki, <laughs> "Özür dilerim. Cansel'in çiftliğindeki koyun sayısı 300'den fazla olduğuna göre en az kaç koyunu vardır?" diyor. Ben de diyorum ki, gene soru içinde eş ya da eşit kelimesi geçmiyor. O halde hemen ne yapacağım? Bu eş ya da eşit kelimesinin karşılığı olan durum için ben bu sorunun ekok sorusu olduğunu anlamış olacağım. Yani soru bizim için nedir? bir ekok sorusudur. O halde bu soruya göre diyorum ki 1. Şimdi bizim elimizdeki sayılar 14, 18, 21. Fazladan 7 koyunumuz var. Cebimizde dursun. Şimdi burada verilen sayılara bakarak hemen bu sayıların ekokunu bulalım. 14 nedir? 2 çarpı 7. 18 nedir? 2 çarpı 3'ün karesi. 21 nedir? 3 kere 7. Peki bu sayıların ekoku nedir? Büyükleri alıyorum. 3'ün karesi 7, 2. Yani 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 7 neye eşit olacaktır? 9 kere 14'ten 126. Demek ki Cansel'in çiftliğinde bu sayma işlemini gerçekleştirebilmesi için tam bölünebilmesi için en azından 126 koyun olması gerekir. Veya katları fazlalık 7. Şimdi bakın önceki sorularda K'ya ne vermiştim? Değer olarak 1 vermiştim. Şimdi diyorum ki K1'i veremem çünkü bana koyun sayısının 300'den fazla olduğunu söylüyor. Ben de gelirim. K1 versem olmuyor. 2 verirsem yaklaşık olarak 250'lerde bir sayı yapardı. Olmadı. 3 verirsem 126 çarpı 3, 378 olur. Artı 7 gelirse demek ki koyun sayısı nedir? 385'tir. O halde Cansel'in çiftliğinde en az ne vardır? 385 tane koyun vardır ki bu sayma işlemini gerçekleştirebilsin. O halde 3. sorunun da ekok sorusu olduğunu nereden alındık? Eş ya da eşit kelimesinin olmaması durumundan yakaladık. Devam ediyorum. Diyor ki: Selim elindeki bilgileri 12, 18 ve 20'şerli gruplandırdığında sırasıyla 10, 16 ve 18 biliyisi artıyor. Aslında bu bizim cebir tarafındaki yani EBOB ve EKOK'un cebir tarafında çözdüğümüz son soru. Eklemeli sorular. Ama önce şunun varlığını bir konuşalım. Şimdi sorunun mantığını temelde anlayalım. Selim bilyeleri 10 şey 10 gruplandırıyormuş. Elinde ne artıyormuş? 10 bilyesi. Şöyle bir bir tane de buraya çarpatalım. Diyorum ki bu şekilde ayarladığı anda. Yani şimdi mesela 12 12 12 gruplandırdı. 10 bilyesi arttı. Şimdi Selim burada şöyle bir durum yaşıyor. Mesela çoğumuz hani böyle bir şey yaptığı zaman keşke 2 bilye daha olsaydı deriz. Niye? Çünkü 12 bilyeyi tamamladığımız anda yeni bir grubumuz oluşur. Demek ki biz Selim'e 2 bilye verdiğimiz anda bu durum oluşacak. Yalnız ben bunu yine de bir matematiksel göstereceğim. Önce şöyle başlıyorum. Selim elindeki bilyeleri 12'şerli gruplandırdığı anda 10 bilye artıyor. 18'şerli gruplandırdığı anda 16 bilye artıyor. Ve 20'şerli gruplandırdığı anda 18 bilye artıyor. Şimdi ben buraya eklenecek sayıyı ayarlıyorum. Buraya 2'yi ekleyince mis gibi oluyorsa, buraya da oluyorsa, buraya da oluyorsa. O zaman Selim'e 2 bilye daha verdiğiniz anda, demek ki burası 12 parantezine alınabiliyor. Burası 18 parantezini alınabiliyor. Burası da nedir? 20 parantezine alınabiliyor. Şimdi paranteze almanın anlamı söyleyeyim. Parantez işlerinin hiçbir önemi yok. Burada mantık şu. Cevap demek ki Selim'in 2 bilye fazlası olsaydı, hem 12'ye hem 18'e hem de 20'ye bölünen bir sayı olacaktı. O halde Selim'in 2 bilye fazlası 12, 18, 20'nin nesidir? Ekok. Buraya da x'i bulmuş olalım. Selim artı 2 diyorum. Şimdi buradan ne gelecek? 12, 18, 20. Bu 2'nin karesi çarpı 3. Bu ne? 2 çarpı 3'ün karesi. Bu nedir? 2'nin karesi çarpı 5. O halde alabileceğim en büyük terimler. 3'ün karesi, 2'nin karesi 5. Demek ki Selim artı 2 eşittir. 180'in katları. K'ya 1 veriyorum. En az dediği için. Buradan S artı 2 eşittir. 178. S de kaçtır? Pardon. S direkt zaten oradan çıkar. Özür dilerim. Ben biraz hızlı bir işlem yaptım. S artı 2 K'ya 1 verdiğimiz zaman ne gelecek? 180. S de buradan kaçtır? 178. Demek ki sorumuzun cevabı nedir? Selim'in elindeki bilye sayısı en az ne olmalıdır? 178 olmalıdır. Evet arkadaşlar bu soruda bir eve 16 günde bir sütçü, 18 günde bir tüpçü ve 30 günde bir tamirci gelmektedir. Evet biraz garip bir ev. Üçü aynı anda bu eve geldikten en az kaç gün sonra tekrar aynı anda eve gelirler diyor. Şimdi soruyorum. Soru içinde eş ya da eşit kelimesi var mı? Baktığınız zaman ben göremiyorum. Bakın aynı kelimesini falan kabul etmiyorum. Eş ya da eşit var mı? Yok. O halde soruya baktığınız zaman bu sorunun ekok ok sorusu olduğu belli. Demek ki biz 16, 18 ve 30'un nesini bulacağız? Ekokunu. O halde 16 nedir? 2 üzeri 4. 18 nedir? 2 çarpı 3'ün karesi. 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. Demek ki bu sayıların ekoku ne olacaktır? 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı Buradan en büyük bu, buradan en büyük bu 5. Yani 16 çarpı 9 çarpı 5. Bu da ne yapar? 720. Demek ki bu üç kişi üçü aynı anda eve geldikten en az kaç gün sonra tekrar aynı anda eve gelirler derse demek ki sorumuzun cevabı nedir? 720. Her 720 günde bir yani. Peki gördüğünüz gibi soruyu geçtim. Aslında soru içinde eş eşitlik kelimesi yeni beni kurtardı. <laughs> Gelelim sıradaki örneğe. Bir duraktan 45 dakikada bir otobüs, 60 dakikada bir minibüs ve 75 dakikada bir taksi hareket etmektedir. Birkaç kere sordukları bir soru biçimi bu. Bu üç araç aynı anda bu duraktan hareket ettikten en az kaç saat sonra üçüncü kez tekrar aynı anda bu duraktan hareket ederler diyor. Soruya bakıyorum. Gene eşit eşit kelimesi yok. Demek ki ben bu soru üzerinde neyi yapmam gerekiyor? Gene ekok. O 45, 60, 75'in ekokunu buluyorum. Nedir? 3'ün karesi. Burası nedir? Pardon çarpı 5. 4 kere 15. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Peki 75 nedir? 3 kere 25. Yani 3 kere 5'in karesi. Bakın bunu aslında şu anda kafamdan şu geçiyor. Ya ben çizgi çekerek daha kolay yapabilirim diyorsanız ben hiç orada uğraşmam. Ama buradaki amaç üstü sayılarınızı da bir anlamda geliştirmek. Peki şimdi ekoku buluyorum. Ekok bakalım neymiş. 3'ün karesi. 2'nin karesi 5'in karesi. 2'nin, 3'ün ve 5'in her birinin karesi. Yani 4 kere 9 kere 25. Bu da kaç yaptı? 900 dakika. <laughs> Demek ki her 900 dakikada bir bu duraktan aynı anda otobüs, taksi ve minibüs hareket ediyormuş. Yani soruda şunun altını çizeyim. En az kaç saat sonra diyor. Saat dediğine göre bunu ne yapacağım? 900'ü bölüyorum 60'a. Her 15 saatte bu duraktan ne hareket edecektir? Bir taksi dolmuş minibüs. Şimdi çoğunuzun kafasından şu geçiyor. Tamam soruyu bulduk. i̇şte cevabı 3'le çarpacağız. Hayır. Şimdi taksi dolmuş ve minibüs birinci kez duraktan hareket ettikten sonra 15 saat sonra ancak ikinci kez hareket ediyorlar. Peki ikinci kezden bir 15 saat sonra üçüncü kez hareket ediyorlar. Demek ki cevap <laughs> 15 kere 2 nedir? 30 saat. O halde şöyle söyleyebilir miyim? Böyle sorularda size taksi doğmuş işte minibüs 3. kez hareket etmesi için diyorsa demek ki aralıklar 2 tane olduğuna göre verilen ya da bulunan sayı 2 ile çarpmalıyım. Eğer 7. kez deseydi 6 ile çarpardım. Bakın şimdi şu soruyu şu ifadeyle Türkçesiyle karıştırmayalım. Aynı anda duraktan hareket ettikten sonra 5 kez daha deseydi o zaman 5 ile çarpardım. Sebebini açıklayayım. Çünkü birinci ihmal etmiş oluyorum. Ama burada ne diyor? Üç aynı anda duraktan hareket ettikten en az kaç saat sonra üçüncü kez tekrar. Yani birinciyi de etmiş oluyorum. O yüzden de sorumuzun cevabı nedir? 15 çarpı 3 45 değil. 15 çarpı 2 eşittir 30'dur. Geçtim. <laughs> diyor ki bana bir kavşaktaki kırmızı ışıklar sırasıyla 8 bölü 17, 6 bölü 13 ve 10 bölü 19 dakikada bir kırmızı yanmaktadır. Bu ışıklar ilk kez aynı anda kırmızı yandıktan en az kaç dakika sonra tekrar kırmızı yanarlar diyor. Peki soru içinde eş eşit var mı? Kelime olarak yok. Yani demek ki soru yine nedir? Ekok. Bulalım ekoklarını. 8 bölü 17'nin 6 bölü 13'ün ve 10 bölü 19'un ekokunu soruyor. Peki biz böyle rasyonel sayıların ekokunu nasıl buluyorduk? Üsttekinin 8, 6, 10'un ekoku bölü 17, 13, 19'un ebobu. Yani alttakilerin zaten ebobunun bir çıktığı belli. Peki 6, 8, 10'un pardon el alışkanlığı tahtayı böyle silebiliyoruz bazen. 6, 8, 10'un Ekok. İsterseniz bu sefer de şöyle yapayım. 2'ye böl 3 4 5 3'e böl 1 4 5 2'ye böl 2 5 1. Pardon 2'ye böl 1 5 5'e böl 1 Diyeceksin ki rastgele yaptın. Önemi yok ki. Bütün hepsini çarpma. kok zaten. O zaman hepsini çarpıyorum. 2 kere 3 6 12 24 120 Demek ki sorunun cevabı nedir? Her 120 dakikada bir bu kavşaktaki kırmızı ışık, pardon ışıklar kırmızı yanmaktadır diyorum. Bunun o zaman püf noktası ne? Şöyle söyleyeyim size. Sadece üstüne koku bölü altın evapu sorunun püf noktası. Peki bu sınavda çıktı mı? ÖSYM'de, KPSS'de bir kere yanlış hatırlamıyorsam 2012'de sorulmuş bir sınav sorusuydu. Ki soruyu formülü üzerinden bilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki efendim. <laughs> Geldim sıradaki soruya. Diyor ki 70, 84 ve 98 kilogramlık 3 çeşit fındık birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki poşetlere koyulacaktır diyor. Buna göre en az kaç poşet gerekir diyor. Şimdi ben kelimemi yakaladım bakın. Eşit. Eşit ne demekti? Ebob. Demek ki bu soru bir ne sorusu? Ebob. O halde gelin bakalım hemen şuna dikkat edelim. Biz verilen sayıların yani 70, 84 ve 98'in EBOB'unu bulmalıyız. EBOB'da hiçbir şekilde çarpanlar bulmuyordum ben. Ne yapıyordum? Çizgi çek. Bak kısa çekiyorum. Diyorum ki sayıların arasındaki fark 14. E bu da 14. O zaman demek ki bunların 3'ü de 14'e bölünebilir. 14'e bölsem 70'i bölünür ve Evet. 5. Artık gerisi bölünmek zorundadır. Çünkü sayılar 14-14 artıyor. 6. Buradan ne geliyor? 7. Demek ki bir sürü yaptık, sayıların EBOB'unu bulduk, 14. İyi de şimdi şöyle bir durum var, EBOB ne? EBOB'un ne olduğunu söyleyeyim size. Burada diyelim ki ordudan dedesi, torununa veriyor bu fındıkları, atıyor arabaya. Diyor ki Ankara'dakilere dağıt, İstanbul'dakilere dağıt, her neyse. 70-84-98'de tek bir şartın var diyor, ailelerdeki bireylere eşit ağırlıklarla vereceksin. Biz aile birey sayısını bilmiyoruz, önemli değil. Biz eşit ağırlıkla dağıtmaya çalışacağız. Diyorum ki demek ki bunların yani 3 çuvalın 70 kilosu da 84 kilosu da 98 kilosu da ne olacaktır? Tam 14'e bölünen sayılar olacaktır. Yani bir poşetin ağırlığı 14 kilo olacak. O halde poşetler 14 kiloysa bana 5 poşet, 6 poşet, 7 poşet yük çıktı. Toplamda kaç poşet oldu o halde? 18. Demek ki böyle sorularda poşettir, torbadır, pirinçtir, buğdaydır, sıvı yağdır gibi bir şeyle karşılaşıyorsanız sorunun EBOB olduğunu anlayın ki eşitten de anlarsınız. Alttakileri toplayın. Yani sadece yapacağınız şey şu. Torba poşet diyorsa sorularda OBEP kullan torba topla diyorum. Bakın bunu ben ekokta söylemiyorum. Sadece EBOB'da. Torba sıvı yağ ne bileyim fındık fıstık bilmem ne karıştırmayacak artmayacak diyorsa bu sorular EBOB sorusudur. Çıkan bütün sayıları toplayın. Peki efendim benzer soru geldi. Diyor ki 65, 78 ve 104 kilogramlık 3 çeşit pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki poşetlere koyulacaktır. Buna göre en az kaç poşet gerekir? Peki hemen kelimemi yakaladım. Eşit. Eşit dediğine göre bu soru ne sorusu? Ebob. O halde verilen sayıların ebobunu buluyorum. <laughs> 65, 78, 104. Diyorum ki bu sayıların EBOB'u farka bakalım. 13. Burada ne? 65 78 buradan fark 13. Buradan kaç geliyor fark? 26 geliyor galiba değil mi? 98 evet 26. O halde diyorum ki 13 ve 26'yı aynı anda bölen ortak sayı küçük olanı 13. Demek ki bu poşetler kaç kiloluk torbalarmış? 13 kiloluk torbalarmış. O halde 65'i böl 13'e 5. 78'i böl 13'e 6. 104'ü böl 13'e 8. Çıkanları topla. 8, 14, 19. Demek ki bize kaç tane poşet lazımmış? 19. Gördüğünüz gibi EBOB sorusunu bulmak, çözmek daha kolay. Peki efendim. Gelelim sıradaki sorumuza. Diyor ki 30, 36 ve x kilogramlık üç çeşit levlevi birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki toplam 15 poşete koyulabildiğine göre x kaç olabilir diyor. Ben de diyorum ki e'de 3 tane sayımız yok. Ve aynı zamanda eşit dediğine göre bu soru ne sorusu? EBOB. Gelelim o zaman 30, 36 ve x'in EBOB'unu bulalım. Çiz, çekelim çizgiyi. 30, 36 x'in EBOB'unu nasıl bulacaksınız diyeceksiniz. Ben de diyorum ki EBOB aradaki farkları simgelediğine göre aradaki iki sayı da bize bir ipucu verebilir. Bakın farkları kaç? 6. O zaman EBOB maksimum kaç? 6'dır. 6'yı geçemez. Çünkü aradaki farkın hep küçüğünü aldığımız için 6'dan daha büyük bir sonuç bulmanız mümkün değil. O halde diyorum ki 6'yı EBOB kabul etsem. 30'u 6'ya bölsem 5. 36'yı 6'ya bölsem 6. X'i e 6'ya bölünce bir sayı çıkacak. Peki bu da bana toplamdaki poşet sayısını verecek. Ki o da kaçmış? 15. E 6, 5 daha 11. 15'ten çıkarsak 4. Demek ki x'i 6'ya bölünce 4 geliyormuş. Ben de diyorum ki 4 kere 6 24. O halde x nedir? 24. Birinci aşamada x kaç olabilir diyor soruyorsa bana cevap nedir? 24. Bakın şimdi 6'yı garantileyemiyorsam 3'ü de bir deneyim. 30. 36x. 6'yı bölen en büyük sayı 3. Bölü 3'e 10, 12 durdum. Toplam şurada bile 22 poşet çıktı. 15'i geçtik. Demek ki bu soruda mümkün değil. Biz EBOB'u 6'dan başka bir şey bulamayız. O halde gördüğünüz gibi X'in çıkacak değeri 24'ten başka sayı olamaz. Evet arkadaşlar gelelim sıradaki sorumuza. 40, 45 ve 55 metrelik üç çeşit tomruk eşit uzunluktaki parçalara ayrılmak isteniyormuş. Bir usta her kesim için 5 TL aldığına göre en az kaç TL kazanır diyor. O halde şimdi şöyle başlayalım. Bir kere soru içinde eşit uzunluktaki dediği için sorunun ebap olduğunu anladık. Şimdi çıkaralım 40 metrelik ağaç, 45 metrelik ağaç, 55 metrelik ağacı alıyormuş usta. Tutuyormuş, eşit parçalara bölüyormuş. Bakın bu soruda ekstra şöyle bir durum söylerse aynı anda 3 ağacı kesebiliyorum derse ha bu soru tipi için onu mutlaka vurgulamak zorundadır. Yoksa zaten usta için zararına bir kesim olur. Yani onu da söyleyeyim ekstra bir şey vurgulamak zorunda. Yoksa biz bunları ayrı ayrı ne yapacakmışız? çekmişiz. Peki sayıların e buna bakıyorum. Farkları 5. Farkları 10. O halde tutuyorum. Kaça bölüyorum? İkisini de ortak bölen sayı 5 olduğu için 5'e bölüyorum. Ne çıktı? 8 9 11. Demek ki bizim burada oluşturduğumuz toplam 28 parça odunumuz var. Ama usta parça başına para almıyor. Neye para alıyor? Kestine. Şimdi soralım. Elimizde böyle bir odun var. 3'e bölmek için kaç kere kesmemiz lazım? Kesim 1, kesim 2. 2 kere kesmemiz lazım. Yani bir odunu 3 parçaya bölme için kesinlikle 2 tane kesim yapmam gerekiyor. Bu da şu demektir. Her kesim miktarı parça sayısından bir düşüktür. Yani 8'den bir düşük 7 kesim, 9'dan bir düşük 8 kesim, 11'den bir düşük 10 kesim. Toplam kesim miktarı nedir? 25. Çarpı kesim başı 5 lira, ettiğimiz size 125. Demek ki burada görecek toplam fiyat nedir? 125 TL'dir. Diyorum ki, gelelim şuna. Bakın şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer size demek ki bir soru içinde kesim süresi veya kesim ücretinden bahsediyorsa böyle sorularda daima parça sayısını ne yapmalıyız? Bir azaltmalıyız. Peki mesela bunu şöyle bir obobüket değil de oran orantı örneğiyle göstereyim. Böyle sorularda hemen şuna bakarsanız bir ekmek dilimleme makinesi bir ekmeği diyelim ki 8 dilime 72 saniyede ayırırsa. Şimdi 8 dilime ayırmak burada esas durum değil ki. Nedir buradaki esas durum? Aslında şöyle gösterelim. Bir ekmek dilimi makinesi bir ekmeği 8 dilime 72 saniyede ayırıyorsa soruyu tam oran orantı gibi yazalım. 6 dilime kaç saniyede ayırır diyor. Valla sizin düşündüğünüz gibi 8 ile 72 ise 6 ile nedir gibi bir orantı kuramazsınız. 72 8'e bölün 9. 9 kere 6 nedir? 54 diyeceksiniz. Kesin şıklarda vardır ama cevap değildir. Asıl cevap şudur. 8 dilimi 7 kesme ile ayırıp 72 saniye sürüyorsa 6 dilime bir azaltıyorum. 5 kesme ile kaç saniyede ayırır? O halde sorunun cevabı 360 bölü 7 saniye sürer. Bu da yaklaşık 51 ya da 50 buçuk gibi bir saniye sürer. Yani böyle sorularda sakın parçalama ya da kesme tuzağına düşmeyin. Peki efendim geçtim. Şimdi gelelim önce şuna. Yeni soru tipimiz dikdörtgensel bölgelerle ilgili soru tipi. Önce şöyle başlıyorum. Kare ve dikdörtgenin özellikleri nelerdi? Bunlarla bir başlayalım. Şimdi kare nedir? Önce bir kareyi çizelim. Kare bütün kenarları birbirine eşit. AA şeklinde olan özel bir dörtgendir. Aynı zamanda açıları da 90'ar derecedir. Peki karenin alanı nasıl bulunur? Alan A çarpı A'dan A karedir. Çevresi nasıl bulunur? 4A'dır. Peki ikinci olarak size bir dikdörtgen verse. Dikdörtgenin özelliği nedir? A çarpı B. Alandır. Çevresi nedir? İki tane A artı B'dir. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü sorularda bazen dikdörtgensel tar işte tarlanın içine kare şeklinde eş fayanslar döşeyeceğiz. Bazen kareleri birleştirip dikdörtgen yapacağız. Yani bu bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir soru sorayım. Size deseler ki elimizde 10 metreye diyelim ki 14 metrelik bir tarla var deseler. Bunu ikişer birimlik kenarlara ayıracak şekilde kaç kare bulursunuz deseler. Çok kolay şunu düşünürüz. Büyük tarlanın alanı küçük ikilik karelerin alanlarına böleriz. Yani büyük tarlanın alanı 10 çarpı 14'tür. Küçük şu ikilik karelerin alanı ise 2 çarpı 2'dir. Yani cevaplar 7, 5, 7 kere 5'ten 35 tane bunun içinde fayansların ya da karelerin yerleştireceğini gösterir. Yani böyle sorularda aslında mantık şu. Büyük alanı küçük alana bölerek her şeyi çok rahat yapabiliriz. Burada hemen şöyle söylüyorum. Daha geniş bir formülle. Büyük dikdörtgenin alanı böyle küçük karenin alanı. Şekli bir çözüm yapabiliriz. Unutmayın büyük alan böyle küçük alan cevaptır. Peki dikdörtgenin kareyi gördünüz. Şimdi gelelim. Küp ve eşkenar dörtgeni. Pardon dikdörtgenler prizmasına. Şimdi küp ve dikdörtgenler prizması üç boyutlu şekillerdir. Peki biz bunlarla ilgili ne özellikler biliyoruz? 1. Küp dediğimiz şekil bütün kenarları birbirine eşit olan ve hacmi A çarpı A çarpı A'dan A küp olan üç boyutlu bir şekildir. Peki dikdörtgenler prizması kenar uzunlukları birbirinden farklı olan A, B, C şeklinde yazıldığı zaman Hacmi ise a çarpı b çarpı c olan üç boyutlu bir şekildir. Peki ne yapacağız biz burada? Çok basit. Böyle bir soru gördüğümüz zaman örneğin bize diyecek ki bir dolabın içine küçük küpler yerleştiriliyor kutular mesela. Diyeceğiz ki o zaman büyük prizmanın hacmini a çarpı b çarpı c'yi küçük küpler'e böl. A çarpı a çarpı a. Demek ki bu da bize şunu gösterecek. Bu şeklin içine kaç tane kutunun sığdığını gösterecek. O halde dikkat edelim. İki boyutlu şekillerde alan bölü alan, büyük alan bölü küçük alan, üç boyutlu şekillerde büyük hacim bölü küçük hacim sorunun cevabını oluşturacak. Peki o zaman burada biraz tabii ki geometri içinde, içine girecek ama göreceksiniz ki soru tipleri gayet kolay çözülebilir olacak. Evet arkadaşlar birinci örneğimizle başlayalım. Diyor ki 40 ve 48 metre kenar uzunluklarına sahip dikdörtgen şeklindeki bir tarla kare şeklinde eş parsellere ayrılacaktır. Ben de diyorum ki cümle içinde dikkat edin ne kelimesi geçti? Eş. Şimdi eş kelimesi geçtiğine göre bize verilen buradaki soruda demek ki biz obep kullanacağız. O halde bu sayıların EBOB'unu buluyorum. Şimdi diyorum ki 40 ile 48'in EBOB'u nedir? Aslında çok kolay bir şekilde aradaki fark 8 olduğuna göre her ikisi de 8'e bölünür mü diye sorguluyorum. Bu da 8'e bölünüyor. Bu da 8'e bölünüyor. Demek ki bu sayıların EBOB'u 8. Şimdi şunu konuşalım. Bu bulduğum 8 nedir? Demek ki ben bu 40'a 48 şeklinde verilen tarlayı ne yapabiliyormuşum? 8'er metrelik en büyük olacak şekilde kare parsellere bölebiliyormuşum. Peki kaç parsel çıkacak cevabı? Sorusunun cevabı nedir? Aslında şudur. 40'ı 8'e bölüyorum 5. 48 8'e bölüyorum 6. Bu ikisini çarpıyorum 30. Şimdi niye dersiniz? Zaten 40 çarpı 48 büyük dikdörtgenin alanı. Diyorum ki 8 çarpı 8 küçük karelerin alanları. Yani bu bölgenin içini bu alandan kaç tane sığar demek aslına bakarsanız alanların oranı demektir. Bu da bana bununla bunu sadeleştirin 5. Bununla bunu sadeleştirin 6. 5 çarpı 6'dan 30 olarak geri döner. Demek ki biz böyle sorularda EBOB sorularında çok kolay bir şekilde ne yapabileceğiz? Soru içinde EBOB'a bölündüğü zaman çıkan sayılar bizim çarpımlarımızı oluşturacak. Şimdi bundan önceki soru tipinde ne demiştim? Torba poşet gibi sorularda toplayın demiştim. O halde şimdi diyorum ki geometrik şekil varsa çarp. Yani şu altta kalan parçalar her zaman ne olacaktır? Çarpım durumunda olacaktır. Bir daha söylüyorum. Böyle sorularda pirinçtir, nohuttur, fındıktır, fıstıktır daha önce söylemiştim. Size kaç tane eşit torbaya bölünür diyorsa direkt ben bu sorularda ne yapıyorum? Çıkan miktarları topluyorum. Eğer bunlar geometrik şekillerse dikdörtgendir, karedir, dikdörtgenler, prizmasıdır, küptür çıkanları çarpıyorum içinde şekil olan her şeyi çarpıyor. Anlaştık mı acaba? Peki tabi A soruları hariç. Orada o durumu bir ket vurayım. Şimdi bir tane daha bakalım. Diyor ki bana. Kenar uzunlukları 8 ve 14 santim olan dikdörtgen kartonlar birleştirilerek en küçük alanda bir kare yapılacaktır. Bakın eş eşit demiyor. Buna göre en az kaç karton gerekir? Ben de diyorum ki 8 ile 14'ün demek ki ek okuna bakmalıyız. Bu nedir 2'nin küpü? nedir? 2 çarpı 7. O halde bu sayıların ekoku nedir? Diyorum ki 2'nin küpü çarpı 7. Yani 56. Şimdi bu sorunun anlamını anlatayım. Elimizdeki küçük dikdörtgenleri birleştirerek daha büyük alanlı bir kare yapıyormuşuz. Bu kareyi de şöyle göstereyim. 8'e 14. Bir tane daha birleştiriyorum 8'e 14. Bu şekilde birleştirilerek bunlar niye tamamlanıyor? 56'lık 56 bir kareye. Şimdi şu değişti. Bize verilen büyük boyutlu bu sefer şekil kare. Küçükler dikdörtgen. Ama bir şey fark etmiyor. 56 çarpı 56. Büyük karenin alanı. 8 çarpı 14. Dikdörtgenlerin alanları. Sadeleştirin 7. Sadeleştirin 4. 4 kere 7 nedir? 28. Demek ki bu şekilde bize verilen dikdörtgen kartonlardan 28 tanesi bir araya geler, gelirse ne oluşturacaktır? Kesinlikle 56'ya 56'lık en küçük alanlı kareyi. Peki bunu da geçelim. Gördüğünüz gibi aynı soru profili. Sadece fark eden çarpımlar. Ya da EBOB ve kok olması. Diyor ki boyutları 5 santim, 10 santim ve 12 santim olan dikdörtgenler pizması biçimindeki kutularda en az kaç tanesi kullanılarak bir küp yapılabilir? Ben de diyorum ki soru 3 boyutlu kabul. Peki biz bunlarla ne yapmaya çalışıyormuşuz? Bir küp yapmaya çalışıyormuşuz. Şimdi soru şu EBOB mu -E mu? Bakalım eş eşit diyor mu? Hayır demiyor. O halde gidiyorum diyorum ki bize verilen sayılar kaç? 5, 10, 12. Bu sayıların nesini buluyorum? Ekokunu bulmak için çarpanına ayırıyorum. 5, 2x5. 2 çarpı 5. 2'nin karesi çarpı 3. Demek ki bu sayıların ekoku en büyük kuvvetleri alırsanız 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 3. Bu da ne olacaktır? 4 kere 5, 20 çarpı 3, 60. Demek ki bu sefer ben bu 3 boyutlu şekli 60-60-60 ebatlarında bir Neye çevirmeye çalışıyorum? Odaya. O halde 3 boyutlu olduğu için 3 tane parçayı çarpıyorum. 60 çarpı 60 çarpı 60. Bölü diyorum. Bize verilen kutular ne? 5 çarpı 12 çarpı 10. 5 kere 12 60'ı götürür. 10 sıfırı götürür. Demek ki cevap 60 çarpı 6. Yani 360 tane bize ne lazım? Bu kutudan lazımdır diyorum. Şimdi gördüğünüz soru profilleri aynı sadece EBOB, EKOK farkı var. Dikkat edin EBOB çıkarsa alttakileri çarpın geçin. EKOK çıkarsa ne yapıyorum? Büyük alan böyle küçük alan. Büyük hacim böyle küçük hacim. Peki geçtim efendim. Pardon. Gelelim sıradaki soruya. Şimdi sıradaki soru biraz değişik bir soru. Bu gördüğünüz soruda kenar uzunlukları 15 ve 24 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton kare şeklinde eş parçalara ayrılacaktır diyor. Pardon kare şeklinde parçalara ayrılacaktır diyor. Eş demiyor. Şimdi eş demediği için o zaman şunu söyleyebilirim. Şu kalemi tekrar alayım. Bu soru eş demediği için EBOB sorusu değildir. Şimdi bak ilginç bir durum var. İkinci olarak bu karton parçalara ayrılacak dediğine göre e, bu büyütme işlemi olmadığına göre bu nedir? Ekok sorusu da değildir. Bazen dalga geçmek için derste şöyle diyorum. Bu gördüğünüz soru ne sorusudur? Obek. Şimdi çoğu kişi diyecek ki ulan bu nereden çıktı? Öyle bir tabir var. Bu kendi kullandığım bir tabir. Anlamı şu. Bu o beklediğiniz soru anlamında değil. Yani EBOB ya da EKOK değildir. Bu sınıfta bir tane arkadaşımızın söylediği bir şeydi. O zamandan kalma bir etki. Şimdi anlamı şöyle gelsin aklınıza. Bize eş demiyor. Parçalar alacak diyor. Demek ki soru ne EBOB ne de EKOK'tur. Demek ki soru bir sayısal mantık sorusudur. Biz de bu şekli en az kareye bölebilmek için çıkabilecek en büyük kareleri çizmek zorundayız. Yani aslında soru kareyi çizme sorusu. Şimdi bakın başlıyorum. 15'e 24 dediğine göre buradan bir 15 santim ayırıyorum. Buradan bir 15 santim, 15 santim. Kare 1. Şimdi bakın kalanlara dikkat edin. Siyahla çizeyim. Şimdi bana buraya 9 kaldı. Buraya ne kaldı? 15. Buradan 9 santim ayırıyorum. Kare 2 oldu. Buraya ne kaldı? 6. Şimdi değiştireyim kalemi. Ben böyle devam edeyim. <laughs> şimdi burası 9 santimdi. Bir 6 santim ayırdım. Buraya kaldı 3. Kare 3. Peki. Son olarak biraz daha kalın bir renk seçeyim. Şöyle böldüğümü düşünün. 3 santim. 3 santim. Yazması zormuş bunu. Gene kırmızıya dönelim. 3 santim. 3 santim olduğu için. Buralar da 3 santim olduğu için. Kare 4. Kare 5. Ya diyebilirsiniz ki şimdi. Buradan uzanan sen kaç tane kare buldun? Çeşitli boyutlarda 1 2 3 4 5 tane kare buldum. Demek ki sorumuzun cevabı kaç? 5. İyi de bana çoğu kişi şöyle diyor. "Ya tek, tek ben bunu göremezsem." Tabii ki hani şekil yetenek kısmı iyi olan kişiler bunu çok rahat yapabilirler ama yani bunu parçalama kare dikdörtgen gibi uzunluklarda kolay olmayabilirdi. Ben de o alternatif sunuyorum. O zaman bölün. Ne demek bölün? Aslında bu, bukin temel yöntemlerinden biri şudur. 24'ü. Özür diliyorum. Tutuyorum. Neye bölüyorum? Küçük kenara 15'e. İçinde kaç kere var? Bir kere. 15 kalan 9. Bir kare. Şimdi bölümü kalanı tekrar bölüyorum. 15'i 9'a bölüyorum. İçinde kaç kere var? Bir kere. 9, 6. Bir kare daha. Sonra 9'u 6'ya bölüyorum. 9'da 6 bir kere var. 6 kalan 3. Demek ki buradan ne geldi? Bir kare daha. Değil mi? Peki son olarak 6'yı 3'e bölüyorum. 2, 3, 6 kalan 0. 2 kare daha. 2, 3, 4, 5 şeklinde buradaki karelerin toplam sayısını bulmuş olursunuz. Yani şekil çizmeden sürekli bölüm kalanı ilişkisiyle bu sorunun çözümü de yapılabilir. Evet arkadaşlar gelelim meşhur ağaç dikme sorularına. Şimdi soru bize diyor ki, 40 ve 48 metre kenar uzunluklarına sahip dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, köşelerine de gelmek şartıyla aralıklarla ağaç dikilecektir diyor. Buna göre en az kaç ağaç dikilebilir diyor. Ben de diyorum ki bize verilen bu şekilde önce şöyle bir çizilsin. Önce dikdörtgenimi çiziyorum. Bu dikdörtgenin kenar ebatları neymiş? 40'a 48. Şimdi soru içinde şunu arıyorum. Eşit. Ya zaten bütün ağaç dikme sorularında mutlaka bir eşit kelimesi geçecektir. Peki ben bu bahçenin etrafına ağaç dikeceksem demek ki ortak bir aralık belirlemem lazım. Yani 40 ile 48'in nesi? bu. Aradaki fark 8 olduğuna göre bu da nedir? 8. Bu 8 nedir? 2 dikilecek 2 ağaç arasındaki fark. Yani mesela şuraya bir ağaç dikiyorsanız, buraya da bir ağaç dikiyorsanız arası 8 metre. O zaman 48'i 8'e bölüyorum. 6 aralık. 48'i 8'e bölüyorum. 5 tane aralık. Yani şöyle söyleyebilirim. Burası 5. Demek ki burada 5 parçalık bir aralık çıkıyor. 1 2 3 4 5. Burada 6 tane çıkıyor. 1 2 3 4 5 6. Ama işte şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ağaç dikme işini yaparken ortak olan köşeler biraz sıkıntı. Ben de o zaman diyorum ki burayı şöyle ayırsam. 1 ağaç, 2 ağaç, 3 ağaç, 4 ağaç, 5 ağaç. Burayı da 1 2 3 4 5 6 değil, köşeyi buraya saysam. O halde burada şöyle bir mantık oluşmuş oluyor. Diyorum ki birinci yol her köşeyi sadece bir kenara ait hissedersem 5 ağaç burası, 6 ağaç burası, 6 ağaç burası, 5 ağaç burası. Yani şu çıkanları görüyorsunuz. 5 artı 6 çarpı. eşini şimdi baktığınız zaman karşıda da 2 tane bunlara benzer kenar olduğu için 2. Yani 22 tane ağaç dikilebilir diyorum. Ama şimdi bu gördüğünüz yol birazcık nasıl diyeyim? Sadece dikdörtgene ait bir yol. Yani dikdörtgen sorularında geçerli bir yol. O halde ikinci yolumu sunuyorum bu şekildeki bütün verilen A şıkma soruları çevreye A şıkmaktan bahsediyorsa yapacağınız formül şu. Çevre bölü A O halde soruyorum çevre ne kadar? 40 artı 48 88 metre. Peki o ne buldum. Ha bu arada çarpı 2. Bir de kısa uzun 2 tane var. Peki o ne buldum. 8. Bunlar giderse 11 kere 2. 22 tane ağaç olduğunu görürsünüz. Demek ki çevreye ağaç dikme sorularında yapacağınız iş çok kolay. Çevre bölü OBEP bize bu sorunun cevabını veriyor. Unutmayın dikdörtgen olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Niye? Belki çevresine dikilecek ağaç dikecek yer üçgen, belki beşgen, belki yedigen bilemezsiniz. İşte o yüzden de soruda da aslında birinci yoldansa ikinci yol daha güvenilirdir. Şimdi şöyle gösterelim. Demek ki bu şekilde verilen ağaç dikme sorularında bahçenin çevresine köşelerine de ağaç gelmesi şartıyla ağaç dikilecek diyorsa formül şudur. Ağaç sayısı eşittir. Çevre bölü obettir. Güzel. Peki bu cepte. Şimdi bir tane daha örnek gösterelim buna. Diyor ki 60, 72 ve 84 metre kenar uzunluklarına sahip üçgen bir bahçenin kenarlarına köşeleri de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikecektir. Bak mesela az önceki birinci yolla bunu yapmam mümkün değil. Buna göre en az kaç ağaç dikilebilir diyor. Ben de önce üçgeni göstereyim çevrede. ABC üçgeni şeklinde. 60 metre, 72 metre, 84 metre. O halde formül neydi? Çevre bölü OBEP. Yani şimdi bakalım. Şimdi aslında şöyle çok kolay bir şey yapabilirim. Ortada 72 sayısı olmakla beraber bunlar 12-12 artıyor. Çevre 72 çarpı 3'tür veya direkt toplarım. 72 artı 60 artı 84 bölü. Yani burası toplam 216. Bölü diyorum. Aradaki fark 12. Aradaki fark 12. Demek ki OBEP'te de 12. Böyle 12 diyorum. Peki buradan ne geliyor? Şimdi 216 nedir? 36 çarpı 6. Şunlar giderse kaç gelir? 3. 3 kere 6 nedir? 18. Ya da hiç böyle uğraşmayıp direkt hepsini ayrı ayrı 12'ye bölüyorum. 5 ağaç, 6 ağaç, 7 ağaç, 7, 13, 18 tane toplam ağaç olduğunu çok rahat görebilirim. Demek ki sorumuzun cevabı nedir? Üçgenin çevresine dikecek toplam ağaç sayısı 18'dir diyor. Şimdi çevre tamamsa gelelim biraz da bahçenin içine ağaç dikelim. Şimdi soruya bakalım. 54 ve 60 metre kenar uzunluklarına sahip dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içi kare şeklinde eş parsellere bölünüp her karenin köşesine bir ağaç dikecektir diyor. Şimdi şeye dikkat edin. Burada bir parselleme işlemi var, artı ağaç dikme işlemi var. Ama gene de şu kesin Baktığınız zaman şimdi biz burada eş parsellerden bahsettiğini görüyoruz. Demek ki <laughs> şekli alıyorum. Bu şekli ne yapıyorum? 54 metreye 60 metre 54 ile 60'ın o birbirini buluyorum. Ne yapacaktır? 6 9'a 10. Demek ki burayı 9 parçaya bölüyorum. 1 2 3 4 5 6 Biraz daha büyüteyim. Şöyle diyeyim, şöyle diyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burayı da 10 parçaya bölüyorum. Biraz daha fazla çizmem gerek çeki 2 4 6 7. 3 parça hadi buraya eklemiş olayım. Şimdi bunu sadece bir seferlik göstereceğim. Yani böyle çizme işiyle yapmayacağım tabii ki merak etmeyin. Şimdi benim gördüğüm bu. Bahçe güzel bir ızgara haline getirildi. Bunların etrafına da şöyle iyice toprak demini alıp nemini, suyunu Alacak şekilde düzenlendi. Ağaç çıkmaya başlıyorum. Şimdi bu köşeye geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ağaç. Dikkat edin bunun bir fazlası. Cepte. Peki şu sıraya e, gene 10 ağaç, 10 ağaç, 10 ağaç, 10 ağaç. O zaman aklına insanın direkt şu geliyor. Demek ki her sıraya 10 ağaç kaç tane düz sıra var? Yani sıra sayısı çarpı buradaki ne diyelim çizilen çizgi sayısı diyelim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dikkat edin bunun bir fazlası. Demek ki sorunun cevabı 10 çarpı 11, 110 tane olacaktır. O halde demek ki böyle sorularda bu verilen şeklin içine A ya da etrafına A sorularında her zaman parça sayısını demek ki burada gördüğünüz gibi bir artırıp çarpacağız. O halde hadi formül üzerinde konuşalım. Demek ki Ağaç sorularında bahçenin çevresine ve içine ağaç dikilecekse formül A ve B aralık sayısı olmak üzere aralıkları bir artırıp ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi çarpıyorum. Şimdi burada yapılan işlem aslında kolay. Bakın kendi kendimize bir tane sayı grubu verelim. Mesela 40 metreye 45 metre diyelim. Şimdi geliyorum şuna. Bana verilen bu ifade için bunun bahçenin çevresine ve içine ağaç dikeceksem. Buradaki o bebi buluyorum. 40 ile 45'in o bebini. 5'e bölüyorum 8, 9. Bir artırıyorum 9, bir artırıyorum 10. 9 kere 10 nedir? 90. Şimdi genellikle böyle çevresinde ağaç dikilir ama bazen bahçenin içine de ağaç diktirirler. Hadi benden size bir kıyak onu da veriyorum. Eğer bahçenin iç kısmına ağaç dikecek diyorsa yani şu şekilde gördüğünüz kısmı sadece bu kısmına kare şeklinde parsellerle ağaç dikecek diyorsa tamam şunu kabul ediyorum. Çevreden tamamından çevreyi çıkarabilirsiniz ama bir kısa yolda şu. O zaman verilen sayıları bir azaltıp çarpabilirsiniz. Yani soru sadece içine aşıkmak olsaydı 7, 8, birer azalttım. 7 kere 8, 56 diyebilirdim. O halde bana ayrılan buradaki EBOB, ECOG kısmı ile ilgili problemler kısmının sorularını da çözmüş oldum. Şimdi EBOB, ECOG önemli bir konu. O yüzden detaylı soru çözümümüz çok önemli. Ama emin olun buradaki problem kısımları kolay konular. Yeter ki siz soru tarzlarına hakim olmuş olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.